Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi Bülent'in çok garibine gitmiş. İki günden benim de garibime gitti. Senin garibine gitmem. Arabada bahsettin tabii unuttun. Ondan bahsedeceğim biraz. Lezzet elam. Şimdi Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanların lezzeti şudur. Almanların değil, kafirlerin lezzeti şudur. Elem olmaması lezzet zannediyorlar. Huzuru, sıkıntının olmaması zannediyorlar. Oysa huzur o değil. Hiç de alakası yok. Onu okuyacağım. Çok tuhaf değil mi? Lezzet ve huzur iman ehline aittir. Onlar rüyalarında bile görmeyecekler. Dünya ve ahirette. Onu okuyacağım. Yani onlardaki huzur sıkıntının olmaması, sıkıntının olmamasıyla olan nötr hale, yani -2 +2 ile toplanırsa sıfır olur. Ha, o sıfıra lezzet diyorlar. Yani hiçbir zaman şeye geçemiyorlar, artıya geçemezler. Artıya geçemezler. Ya yani Adem'i vücut olarak mı kabul ediyorlar? Adem'i vücut olarak gibi olmuş, evet, öyle oluyor. Müslüman sıkıntıda bile huzuru yaşıyor. Evet, o sıkıntının içinde biberin içinde lezzetin olduğu gibi. Biber acıdır. E niye yiyorsun kardeşim? Acı, lezzet var. Acının içinde biberi var. Biber var. Diyor ki sözler 619 işaret edeceğiz 145. Bak şu şey de okuyayım. İşaret edeceğiz da başlayayım. Sual. Bu alemde lezzet elemin definden hasıl olur. Bu alemde lezzet çok ilginç bir derstir. Ama düşünen tefekkür ehiller içindir. Bu alemde lezzet, elemin defiyle mümkündür. Lezzetin kendisi yok daha. Elem gitti mi, lezzet var zannediyor. Elem gitti ya. Ama lezzetin kendisinden hiç alakası yok ya. Bu alem dediğin hangi sanki? Bu alem-i şahit. Alem-i şahit. Normal bir insan, sual bu. Halbuki ahirette elem yoktur. Peki ahirette lezzet var. Madem lezzet elemin defiyledir. Ahirette elem yok ki elem gitsin de lezzet olsun. Bilmem oldu mu? Korkunç bir soru. Gerçekten abi. Hiç okumamışım sanki. Böyle bir soru var yani. Vallahi var. Allah Allah. Bir daha okuyayım. Sual. Bunu kimse soramaz. Risale'deki %90 suali ustad kendisi soruyor. Rüştü abi anlattı. O da Zübeyir abiden naklediyor. Ustad kime nispet ediyor? Etrafında kim var? Veya bunu kim sorabilir? Yani abilerden hangisinin meşrebine uygun? Ustad soruyu tertip ediyor. Buna imza at diyor. Çünkü el suali nisfü'l-ilm. Sual sormak ilmin yarısıdır. Mesela 16. sözün başındaki sual kim sorabilir? Hangi baba yetiyor? Hangi alim sorabilir onu? Sual sormak yani sorulan, öğrenilen mevzunun yarısı bilme ile alakalıdır. Yani yarısını bildiğin için o soru hasil oldu. Hiç mevzuyla alakan yoksa sorun olmaz ki. Kafirin imanla sorusu olmaz. Öyle bir şeysi yok. Soru. Bu alemde lezzet, elemin definden hasıl olur. Elemi def etmeyle ortaya çıkana lezzet denilir. Halbuki diyor, ahirette elem yoktur. Yani madem lezzet elemin defiyle oluyorsa, ahirette de lezzetler menbaıdır. Elemlerin defi yok ki lezzet olsun. O zaman lezzetin kaynağı nedir?
Burada lezzetin kaynağı elemin defidir. Orada elem yok. Elem olmayınca lezzet nasıl bilinecek? Mesela Şafi ismi, şifa veren Allah, cennete tecelli etmeyecek mi? Nakıs olur. Rezak ismi, cennete tecelli etmeyecek mi? Açlık yok. Mesela Gaffar ismi, Settar ismi, günahlar yok. Ayıp şeyler yok. Nasıl tecelli edecek? Rezak ismi söyledin değil mi abi? Rezak söyledim. Kuddüs. Kuddüs mesela gibi Kemal. Şimdi onu hemen şey yapayım. Şafii, neyse devam edin. Onu diyeyim. Şafii devamlı tecelli ettiği için hastalık yok. Dünyada ise hastalık Allah vermiyor. Çünkü hastalık musibetler ademidir. Ne yapıyor? Siyahatı çekiyor. Tepene hastalık biniyor. Karanlık yapmıyor. Işığı çekiyor. Tepene karanlık biniyor. Tamam. Ama ahiret böyle değil. Cevap veriyor. El cevap. Elemin defi lezzetin sebeplerinden biridir. Elemin defi lezzetin sebeplerinden biridir. Yoksa lezzet ona münasır değildir. Yani lezzetler de meratip meratiptir. Gözün lezzeti, kulağın lezzeti, aklın lezzeti, kalbin lezzeti. Değil mi? Farklı var. Mesela ayağın lezzetini yatalak hastaya sor. Yürümek neymiş? Akciğerin lezzeti, astım hastalarına sor. Lezzet zannediyoruz. Hastalık kalktı mı, sihata kavuşunca, of be, Allah Allah. Lezzet alıyor. Mesela lezzet değil, hastalık kalktı. Lezzetin hakikisi yok da. Ama dünyada böyle gözüküyor bir parçası. Ve keza alemi ebedenin bu aleme benzetilmesi kıyas-ı mal farıktır. Yani aralarında çok farklar bulunduğundan birbirine benzemez. Yani bakın bir daha söylüyorum. Lezzetin dünyadaki yönü ve miktarı ve mertebesi esmanın şey yok. Bir tanesi şu. Elemin defili oluyor. O bir tane, bir mertebedir. Cennet ile Horhor Bahçesi'nin, Horhor ne demek? Van'da Muellif'in medresesinin adıdır. Cennet ile Horhor Bahçesi'nin arasında ne nispet varsa, cennetin lezzetleriyle dünyanın lezzetleri arasında da aynı o nispet vardır. Yani Van Kalesi'nin altında yeşillikler var, bahçelikler var. Şimdi onunla cenneti kıyas et. Ne kadar fark varsa, cennetin lezzetleriyle ahiretin cennetleri lezzetiyle dünyadaki lezzetleri de hani o nispette kıyas-ı mal fariktir. Kıyas edilmez. Cennetin Horhor bahçesinden dereceleri ne kadar çok yüksek ise uhrevi lezzetler de dünya lezzetlerine göre öyledir. Her iki alem arasında bu büyük tefavüte, yani bu büyük ayrılığa İbn Abbas "Leyse fil cenneti illa esmâ'uha" cümlesiyle işaret etmiştir. Yani cennette dünya meyvelerinin yalnız isimleri vardır. Yani isimleri birdir fakat lezzetleri ayrıdır. Cennette lezzetin devamı meselesi ise evet lezzetin hakiki lezzet olması zeval görmeyip devam etmesindendir. Hakiki lezzet nedir? Lezzet içine elemin girmemesidir. O zaman devam ediyor. Bir şeye zıttı girerse onu derecelendiriyor. Mesela karanlığı varlıktan çıkarırsanız ışın derecesi ve mertebesi yoktur. Hastalığı kaldırın, sihatın mertebesi yoktur. Bu dünyada zıtlar karmalıdır.
Evet, bir de okuyayım. Evet, lezzetin hakiki lezzet olmasın, zeval görmeyip devam etmesindendir. Yani eğer sönmüyorsa lezzettir. Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi lezzetin zevali de elemdir. Hatta zevalinin tasavvuru bile elemdir. Mesela baklava yiyorsun, düşünüyorsun bu biraz sonra ayrılacak. Daha ayrılmadı, ağzında baklava var. Ayrılacak düşüncesi bile sana elem veriyor. Ağzında baklava varken. Yani bir şeyi eleme dönüştüren ayrılıktır. 26. lemada ne diyor biliyor musunuz? Hani cehennemin cehennemi neydi? Neydi cehennemin cehennemi? Cehennemin sonsuzmuş mu? Yok. Cehennem ne adına hesap çalışıyordu? Adem hesabına çalışıyordu. Ölümün ölümü nedir biliyor musunuz? Yani ölüm aslında nedir? Firaktır. Ayrılıktır. Ayrılık olmasaydı ölüm gelip ruhumuzu alamazdı. Oysa ölüm kavuşmaktır. Allah'a ve sevdiklerine arzu ettiğin dünyaya kavuşmaktır. Dünyaya yer çekimi yok, her şey var. Mesela saniyede biz tırr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 r
Saniyede ampul 60 defa tık dırırt yanıp söner ama o kadar hızlı yanıyor ki biz devamlı yanıyor zannederiz. Ama dağdan baktığın zaman ovadaki lambaya o zaman görürsün. Neye misal bu? İnsan ilimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, kudretten ilime dönmenin o kadar hızlı oluyor ki tırırırt, var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz, var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz. Böyle insan an ve an teceddüt ediyor diyor mektubatta. Böylelikle kaymiyete aynes. Yani saniyede ampul 60 defa yanıp söner. Bizim belli değil. Ama o kadar çabuk var olup yok oluyoruz ki var zannediyoruz kendimizi. Boyut mu değiştiriyoruz o zaman? Evet. Ama her gideni anlatacağım şimdi. Biz gidiyor dırırt. Şu anda ben şey keser gibi salata dırırt. Hepsi aynı ya. Giden ben şu anda nasıl ruhluyum değil mi? Şüphem var mı? Şu anda ben gidiyorum seninle konuşurken. Yok dediğin de gitti. O da canlı ve ruhludur. Tırırt 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 tırırt. İşte bu tırırtla cennette olacaksın. Bu kadar vücut tırırt. Hepsi sensin, hiçbirisi sen değilsin. Hepsi ayrı ayrı lezzet alacak, birisi birisine karışmayacak. Bir yerde palamut yerken, bir yerde efendim şeftali yiyorsun. Bir yerde geziyorsun, bir yerde denizin dibine dalarak şey, ne bileyim. Bir anda nihayetsiz lezzeti yapıyorsun, hiçbirisi birbirine karışmadan, hepsini de sensin, hiçbir tanesi fotokopi değil. Hepsi müstakildir, hiçbirisi müstakil değildir gibi. Hepsi aynı yerde. Filmlerde gösteriyor da, herkes aynı adam yapıyor. Biri yiyor, biri film seyrediyor, biri uyuyor. Böyle farklı farklı yalnız senaryo. Aynı ama. Peki abi, buradaki o dırırt dediğimiz şey, oraya gidip de, orada o derecede, o sayıda, onların adedince olacaksak, aynı şey cennette de veyahut da o öbür tarafta da. Cehennemde. Yok, cennette değil. Cennette. Yani bu dırırtlar devam edecek mi? Yok, buradaki nispet. Ama bu, diyeceksin ki 2000 sene yaşayan bir insanı dırırtla, 950 sene yaşayan Adem Aleyhisselam dırırtla, Peygamber Aleyhisselam 63 sene yaşadığı dırırtla aynı midir? Hayır. O önemli olan senin bu ceset, ben ampulde misal verdim. Hepsi aynıdır, ampul. Ama ruh olduğu için burada giden canlı ve ruhludur. Tırırt, tırırt. Canlı ve ruhlusun. Ruhun kapasitesidir bu giden. 60 sene yaşamak önemli değil. Mesela Allah'ın en büyük ihsanı ne biliyor musun? Ahireti kazanmaya gelmedik. Şimdi 2000 sene sabretmek mi imtihana? Yazılıda 2000 sene oturup soru çözmek mi? 950 sene mi çözmek soru cevap? 63 sene mi? Lan 63 sene dişi bitir geç ya hakikatine ya. Yani
İmtihanda fazla durmak risk taşıyor. Az durmak evladır. Anladın mı Selahattin'i? Evet. Az durmak evladır. Ben 950 sene deseler inan yaşamam ya. İstemem ya. Lan risk taşıyor kardeşim. Ayağım hiç mi sürçmeyecek ya? Ya sabır 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 da 950 sene nasıl sabredeyim ya? Bir sürü günahlar var ya. Ona sabır, buna sabır, sabrım bitti ya. Onun için kısa imtihan vermek risk az oluyormuş. Risk. Bir de aynı sınavdaki gibi abi. İki kişi aynı sınava giriyor. Birisi 10 dakikada işini bitiriyor, öbürü 1 saat duruyor. 10 dakikada işini bitiren daha böyle... Tam çalışmış, adam işi biliyor. Şimdi her bir tırt var ya mesela. Tırt canlı ve ruhludur. Tamam? O ruhlu olan her birisi cennetin her tarafında varsın. Hepsinden ayrı ayrı lezzet alıyorsun. Hiçbirisi birbirine karışmıyor. Hepsi tektir. Nasip işesi bilmiyor. İşte onun için akıl almıyor. Burada uyurken bak lezzet. Uyku lezzet değil mi? Lezzet. Gaflet de lezzet. Bak şu anda uykudan lezzet alsam. Aynı anda dersten lezzet alsam. Kur'an okurken lezzet alsam. Rüyada lezzet alsam. Özel hayatta olsam. Şeftali yesem. Denizin dibine girsem. Şili'de gezsem. Amerika'da uçsam. Dünyada ne yapılıyorsa bir insan nerede bulunabilir? İnsan kadar mesafe kalmasın. Burada bulunmak, burada bulunmak, burada bulunmak, burada bulunmak, burada bulunmak, tamam mı? Yani insan nerede bulunabilir ihtimali varsa ne yapıp hepsinde olsan hiçbir işe karışmaz. Aynı anda suyu elimi götürüyorum, aynı anda içiyorum, aynı zamanda bırakıyorum. Bir tuhaf ya. Nasıl olacak? Bilmiyorum da ama böyle olacakmış. Bunlar fotokopi değil yani. Değil, hep asıl. Hep asıl. Asıl. Gel de Murat gitme ha. He? Bir yerde lahmacun yiyorsun. Bir yerde şişiyorsun, tamam? Tam burada göre. Tamam. Dedim ki Murat. Tamam. Sileriz bunu. Olsun abi, kalsın ya. Kalsın. Değil mi? Dedi abi. Dedi. Şimdi Murat dedim. İlk geldiğim zaman geçen sene. La Murat sağ elini karşını koy da ekmeği sol elle yeme. Abi iki el bana iki el yetmiyor, sen teke mi düşünüyorsun? İki el bana yetmiyor diyor. Yetiştiremiyorum. Dedi ki Hazreti Ali bir lokmayı 19 defa çiğniyordu. Tamam mı? Ben dedi, İbrahim dedi ki 3-4 defa çiğniyorum dedi. Abi ya nasıl çiğniyorsun ya dedi. Ben çiğnemeden yetiyorum. Şey tam cennet vallahi sana göre ya. Acayip olacak ha. İnşallah. Bir yerde kebap, bir yerde şiş, tamam? Bir yerde tavuk, bir de güvercin, kuş, kuşun her çeşidi. Ama en güzel tarafı şu, onu yer oraya geç, onu yer oraya geç, öyle değil. Bir anda her yerdesin, hepsi farklı, hiçbirisi fotokopi değil, asıl sensin. Bir de aldığın bir lokma ikincisini hiç benzemiyor. Hiçbir alakası yok birle iki arasında. Bu da zıtların olmamasından geliyor değil mi? Evet. Zıt yok da mertebe yok. Hani karanlık yok ki ışığın mertebesi olsun. Nasıl olacak bilmiyoruz. Şu bizim bildiğimiz bütün lambalar zıtıyla ortaya çıkandır. Mesela şehvet, Rahman ismin 70 bin perdeden geçmiş hali. Şöyle düşün, şu elim. Canlı, gölge cansız. Arasındaki fark? Sonsuz. Canlı ile cansız. Değil mi? Mesela OSI'ye bakarsan kimin eli? Müslümanın mı, gavurun mu, beyazın mı, siyahın mı? Ölünün mü, dirinin eli? Belli değil. Yani bunun gölgesi, bununla sonsuz fark var. Bununla bunun arasında ne kadar fark var? Bunun da ikinin de üçüyle bir ile iki arası kadar fark var. Üçün de dörtle arası kadar fark var. 4-5, 70 bin perde geç dünya. Şehvet bu. Dünyadaki şehvet. 70 kat gerisini düşün. Şimdi vücuda böyle bir lezzet yüklense motor yanar. Bütün hücreler aslına döner. Kuantum fiziğine döner. Çünkü bu enerji yük olmaz.
Nasıl bir şey yani? Bak, bu birinci perde. Arasındaki fark. Bununla bunun arasındaki fark, bu bir, bu iki. İki ile üç arasındaki fark kadardır. Üç ile dört arasındaki fark, bunun arasındaki fark kadardır. 70.000 geç ve dünya. 70.000 Hasan abi değil mi? 70 değil. Ne olur? 70 olsun, 3 olsun. Bir defa olsun. Sonsuzsa. Naci, baş döndürücü ya. Yani peki ne yaptın da bunu kaybettin yani? Dedim ya. Tamam cehenneme gir de. Ha, cehenneme girelim ama ya girince ya girdik ama değdi ya. Hani ne yapacaksın ki buna değsin? Ama cehennemin de ben ne olumsuz insan değilim yani cehennem ama cehennemde de Allah Resulü öyle diyor. Tam dik değil. Eğik kafalı. Bir an bir anına benzemeyecek cehennem öyle ateş değil bizim gibi bildiğimiz gibi. Cehennem canlı ve şuurludur, ruhludur cehennem. Kime ne kadar azap vereceğini biliyor. Tam değil diyor Allah Resulü kafası. Eğik. Sonsuza dek aşağı doğru gidecek. Aşağı ne demek? Dünyaya benzemez. Aşağı yukarı ama öyle anlatılıyor. Bir anı bir ana benzemeyecek. O da cennetin tersi gibi. Orası bizimle alakası yok. Peki abi buradaki hata ve veya yanlışlar içerisinde olurken bu dırdırlar öbür tarafa da gidecek. Şu anda gidiyor. Ya o hata ve kusur işleyen kişilerinki de gidiyor değil mi? Ki tabii. Şu anda cehenneme gidiyor hepsi. Yani o zaman Adem'in, ikiye ayrılıyor değil mi? Adem'e gitmiyor aslında. Adem ilk önce gitmeden cehenneme gidiyor. Çünkü Adem cehennem hesabına çalışıyor. Peki mesela diyelim ki bir hata etti. O cehenneme gitti. Namaz kıldı, cennete gitti. Bu nasıl olacak peki abi? İşte bu. Yani orada da var, orada da var. İşte ne yapılıyor? O onu bloke ediyor. Şöyle bir hadis görmüştüm. Herkesin cehennemde ve cennette yeri vardır. Cennete giden kendi cehennemdeki yerini cehenneme gidenlere devrediliyor. Cehenneme gidenler cennette kalan yeri de buna veriliyor. Peki o yer ama o hani... İptal ediliyor. O siliniyor mu o zaman? O nasıl oluyor abi? Siliniyor. Şu anda haşir meydanına gidiyor hepsi. Şu anda cehennemin kendisine gitmiyor. Haşir meydanında toplanıyor çünkü orada hesaba gidecek. Hesaba geçmeden cennet cehenneme girmek yok şimdi. Haşir meydanında hesabına gidiyor şu anda. Yani geleceğimize gidiyor. Devam edelim. Evet, lezzetin hakiki lezzet olması bu neymiş? Zeval görmeyip devam etmesindendir. Zira elemin zevali, yani elem. Oh, oh, elem. Kurta gitti, lezzettir. Ama lezzetin kendisi değil ha. Elem gitti, lezzet oldu. Yani lezzet değil bu. Elem gitmesi lezzet, biz anlıyoruz. İşte Almanlar böyle anlıyor. Ya bu gerçek lezzet değil aslında. Değil, gerçek değil. Elemin gitmesi ya. Parmağım ağrıyor. Oh, 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 oh. Uyuşturdu, pşşşşş. Veya diş ağrıyor. Oh, bir iğne vuruyor. Of be. Elem var mı yok mu? Var. Ama sana uyuşturmuş, sen hissetmiyorsun. Lezzet yok daha. Lezzetin bilen yok ki daha. Lezzet kimde var okuyacağım aşağıda. Eylemin de fiile bir şey var. Tuhaf değil mi ders? Murat Acep değil mi? Ya biz de yaşıyoruz bundan sana bu yüzden yani. He he. Bir gavra şey değil ki ya. Yani biz de yaşıyoruz bundan. Adetullah yani. Evet, adetullah kanunu bu. Yani. Peygamberde de var. Ama bunun içinde, bunu biz de yaşıyoruz, gavur da yaşıyor. Ama bunun içinde ehli imana zıtsız lezzetler var, verilmiş. Ondan bahsedeceğim. Zıt yok. O işte kafir değil düşünmesi hayaline, rüyasına gelmez. Onu okuyacağım. Hatta zevalin tasavvuru bile elemdir. Evet, bütün mecazi aşıkların eninleri, bağırıp çağırmaları bu kısım elemlerdendir. Ve bütün divanlar ile yaptıkları ağlamalar, vaveliyalar hep mahbubların firak ve zevallerinin
tasavvurundan neşet eden elemlerdir. Mesela yaktın beni, pişirdin, mahvettin, köfte ettin, virane ettin. Lan yanında lan senin, işte sevgilin yanında. Daha şeyin, aşkın böyle, sevginin o ayrılabilir, ölebilir, ben ihtiyar olabilirim. Benim gidebilir ya, bu kaybolabilir. Yanında daha kaybolmamış, düşünceden bile yanıyor. Yani bak ne diyor? Hatta şarkı müzikleri sıksan, şarkı müzikleri sık böyle sık 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 suyunu çıkar. Beni mahvettin, pişirdin, köftettin, velan ettin bu. Diyor ki, bütün divanlarıyla yaptıkları ağlamalar, vavvelyalar hep mahbupların ayrılması, firak ve zevallerin. Yani ayrılıp sönmesi. Firak ayrılmak, zeval sönmek. Ayrılıyorsun. Daha düşünce ha, sevgilim yanımda. Mesela anneler çocuklarına niçin o kadar şey? Anne bile bilmiyor. Bak onu söyleyeyim. Anne çocuk benden ayrılabilir mi? Dehşetini yani hissini canlı yaşadığı için çocuğa çok düşkündür. Şefkat. Şefkat dediğin içindeki bir şeyiz. Ya o ayrılma hissi onu bağlı tutuyorsun. Tabii tabii. Ayrılabilirim. Bu aşk mecazı gibi oldu. Onlar böyle. Ya giderse diye. Evet. Ya git. Almanların o zaman mesela çocuk yapmaması daha fazla köpek falan beslemeleri köpeğin sadık olduğuna bağlayabilir miyiz? Tabii tabii. Mesela köpek niye besliyor? Akıllılık yapıyor Almanya. Niye? Niye çocuk taşısın ki eliyle? Çocuk 12-13 yaşında olsasa babasına vuruyor. Çak diyor, bak bir tanesi anlattı. Kaç yaşındaydı babasına tokat vurmuş? Komşusu. 15-16 falan. Babasına şak diye çakmış. Tamam. Şimdi köpek ise, köpeğin iki sıfatı var. Köpeğin iki sıfatı var. En tesirli sihir, köpek üzerine kurulur sihirler. Köpek tüyüyle yapılır. Köpek dişiyle yapılır. Tamam mı? Vesaire. Neyse girmeyin. Tüyüyle yapılır, dişiyle yapılır. Köpeğin iki temel sıfatı var. Sahibine arkaya, ölesiye sadakat. Gösterdiği hedefe ölesiye saldırı. Adam boşuna yapmamış 41 duası. Orada sihir var. Hiç ulema İslam'da 41 duası duydunuz mu? Köpek duası. 41'in ne olduğunu bilmiyorlar ki abi. Köpek olduğunu bilmiyorlar ki. Hiç ulamadan köpek nuskası duydunuz mu? Hiç ulamadan, İslam ulemasından köpek duası duydunuz mu? Duyacaksınız demek ki. Da yeni yeni ulema çıkacak. Ulema-i su. Neler var ya. Eğer elinizden bunu kaçırırsan, bir şey adına söylüyorsam Allah beni kahretsin. Yani bir şey korkutmak değil. İstikamet bulmanız için söylüyorum. Risale-i Nur'un layıkalarını okumasanız, imani mevzuları da okursanız, okumak da yetmiyor. Anlayarak ve kabul ederek. Asrın mudakik bir alim olur. Anlayarak yetmiyor. Kabul ederek. Kabul etmek yani sadakat olmak. Sadakat. Tamam diyorsa böyledir. Demedikçe Kur'an'a yemin ederim. Zatına yemin ederim. Benim şeyime istikamet yoktur. Anlamadım. Ne demek abi? Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Anlamadım sen abi. Mana derinlendirmek yoksa... Yani en azından kendini idare derece derecedir. Mesela bak bir tanesini söyleyeyim. Risale-i Nur'dan uzaktan yakından hafif böyle bir alakası olan hoca. Cenaze evinde diyor ki X... 40 tane bir Müslüman diyor cenazeye dese ki biz bunu iyi biliyoruz. Bu adam zahirde namaz kılmasa bile içki içse bile ki biliniyor öyledir. Ben bu adamın hakkında kötü diyemem. Çünkü diyor 40 tane Müslüman bunun için doğru dedi. Ben çekinirim. Bak ölçü yok. Ölçü yok yani. Mesela Beyazıt'ta Fatih'te namaz kılıyoruz cuma. Binlerce kişi. O günde önümüze
cenaze geldi cemaatin önüne, musallaya. Nasıl bilirsiniz? Müslümanlar üstü zana memurdur yani. Ha, 40 tane salih Müslüman. 40 tane sarhoşun değil. 40 tane sarhoşa diyebilir ki memnunum. Bir şey var. Salih Müslüman. Salih yalan da konuşmaz. Biliyor ki içkicidir. Veya namaz hiç kılmamış. Nasıl bilirsiniz? Ben de namaz kıldıranım ha cenazeyi. Ve kılıyorum. Mesela bizim köyde oldu. Nasıl bilirsiniz diye. Kardeş, arkadaş, hoca arkadaş kıldırıyor. Ben de namazdayım. Allah'ım, gaybı en iyi bilen sensin. Nasıl diyeyim? Yalan söyleyeyim. Ya Rabbi iyi bilirim. Vallahi yalan. İyi değildi. Allah'a isyan eder nasıl iyi derim? Ben de hiç bilmiyorsun. Adam hiç bilmeden diyor, iyidir diyor. Allah'ım sen bilirsin. Ama üstü sana memurum inşallah iyidir. Yani salih Müslüman gönülden 40 tanesi dese ki bu sefer Allah haşa istihza etmiyor. Tövbe estağfurullah kullarıyla dalga geçmiyor. Allah ben bildiğim bildiktir. Siz ne derseniz deyin olsa oraya dikmezdi. Oraya diktiğine göre orada bir şey takip ediyor. Nedir o? 40 tane halis, salih Müslüman onaylamışsa ben de bak halis, ben de bunu affediyorum. Affetme yöntemi çalışıyor orada. 80 de var değil mi Asma? 80-100 olsun. 80-100 olsun. Ben affeyle daha çok oluyordu yani. Cemaati 80-100. Bakın. Orada. Böyle nasıl bir Allah ya? Susun. Ben bilirim bunun ne rezil olduğunu. Demiyor. Allah. Diyor ki 40 salih. Ne demek? Namaz kılan. Evliya değil ha. Namaz kılan. Namaz kılan. Yani doğruyu yanlışı bilen. Evliya değil ha, evliya değil. Salih. Namaz kılmayanın değil cenazede şahitliği, mahkemede şahitliği kabul edilmiyor. Nikah kıyarken soruyorum ben. Namazın var mı kardeşim? Hanefi mezhebinde namazsız kişinin nikahta kerahaten caiz. Şafi'de caiz değil. Şafi'de takkesiz dışarıda dolaşan mahkemede şahitliğini kabul etmiyor. Cenazede adamı kabul edeceksin. Tamam mı? Ha. Memlekette takkesi böyle gezmem ben memlekette. Gezemezsin. Okula geziyordum. O da şimdi göre... Sana bir şey diyeyim. Adam dedi kabul edin. Mahkeme kurmayacağız bunu. Kardeş, ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Muvazene, denge, ölçü, muhakeme, ne dediğini duyuyor musun? Allah Resulü ne güzel demiş. Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız? Orada bana hoca efendi dedi ki, hocam dedi, baya şey ha, iyi var. Süleymancı kardeşlerimizin çok önde giden Rize'de. Hasan kardeş dedi ya, öteden beri dedi, ben bunu çözemedim dedi. Allah her şeyi bilmiyor mu dedi. Bu televizyonlara çıkıyor ha. Kaçkar TV, Çay TV, bir sürü televizyona çıkan çok alim. Ama çok acayip konuşkan. Bunu deyince Rizeliler hemen anlar kim olduğunu. Hasan kardeş dedi, Allah bilmiyor mu? Biliyor mu? Sosu soruyor. Dehri hocanın rahmetli evindeyiz. 3-4 tane hoca var. Hasan kardeş bilmiyor mu? Biliyor dedi. Kendisi cevap veriyor. Allah orada bizi dikmiş dedi. Bunu nasıl bilirsiniz? Ya burada bir şey var dedi ya. Bir ukde var. Ne olur biraz açsana varsa dedi bilgi. Hocam dedim. Dünyada da Allah hani bir hata yaptı, kafasına geçirmiyor. Bekliyor, sabrediyor değil mi? Hep rahmet. Rahmet sistemini orada aktif ediyor. Af. Af bak. Nasıl dedi? 40 tane salih. Nerede bulacağız öyle salih? Aa hocam dedim, evliya demedim. Namaz kılan. Ne dediğini bilen. Namaz kılan. Peki, sırf namaz kılan yediyor mu dedi? Yedi kebairi yapmaya. Barladı. Onu aç dedi. Açtım. Tamam. Şimdi söyle. Yedi kebairi yapmayı yapmışsa da nasıl tövbesi yapıp bir daha ona dönmeye. Bak unutmayın. Kebairi düşebilir. Tövbe etti ama bir daha dönmeyecek. Dönmemek üzere yapılan tövbeye Allah Kur'an'da ben üzerime aldım diyor. Tamam. Mealinde. Yedi kebairi yapmayan yapan da nasıl tövbesi yapıyorsa yedi kebairi. Bu namaz kılan bir Müslüman.
40 tane dese ki ya Rabbi ben bunu iyi biliyordum. Allah diyor ki tamam, sizin şeyinizi ben kabul ediyorum. Miraç'ta da öyle yaptı. Musa aleyhisselamla Hazreti Peygamber aleyhisselam ya Rabbi 50 rekat çoktur dedi. Ya veya şey. İkisi meşvereti öğretti. Sonra Rabbine tekrar diyorlar. Cenab-ı Hak adeta tabir bir tarafa. Musa aleyhisselamla Peygamber aleyhisselam bir tarafa. Yani düşürmesini söylüyorlar. Allah kırmıyor. Böyle bir Allah yani. Orada af. Hemen sarıldı, ağladı biraz. Af mı işliyor dedi. Af işliyor hocam. Affediyor Allah. Tamam. Sizin kanaatınız üzerindeyim ben. Evet. Yok birisi diyorsa bu sözden sonra ona öyle tecelli edecek. Af sistemi çeşitliyor. Nereden nereye geldik? Evet, bütün mecazı oraya okuduk. Bütün divanlarıyla yaptıkları ağlamalar. Yaktın beni, pişirdin, virane ettin. Bütün vavelyalar hep mahbupların firak ve zevallerinin tasavvurunda neşet eden elemdendir. Evet, pek çok muvakkat lezzetler var ki zevalleri daimi elemler intihac ettiği gibi. Mesela öyle lezzetler var ki acayip. Mesela zina. Ama o 8 dakika bittikten sonra 80 sene elemi değil, nihayetsiz elemi var. Nihayetsiz. Hazreti Ömer diyor değil mi radıyallahu anh? Kısa bir zamanda 10 dakikada bir diyor günah yaparsın, irtikap edersin. 10 sene tövbesiyle uğraşırsın ama tövbenin de kabul olduğu meçhul olur. Yani 10 dakika bunu yapmak için 10 sene tövbeyle uğraşılır mı diyor. 10 sene uğraşılır mı? O yani 10 sene de af olsa mı? Bilmiyoruz. Bak ne diyor? Evet, pek çok muvakkat lezzetler var ki zevalleri daimi elemleri intihaç ettiği gibi çok elemlerin zevali de mesela leziz lezzetlere bahis olur. Mesela öyle bir elem var ki adam mesela namazsızlık veya buhran geçiriyor, depresyon, panik. Bir bu hastalık nurları tanımasına bir vesile oluyor. Of be, 7 sülalesi nurları tanıyor. Ben öyle bir insan biliyorum. Mesela Almanya'da bir şehirde. Hatta buradaydım. İsrar ettiler abi. Ya kardeşim bu işten anlamam Allah aşkına ya. Bir kadın hasta. Ondan sonra gittik. Tebareke okuduk vesaire. Ondan sonra bu düzeliyor. Ondan sonra bizim o fedakarane 500 kilometre tepmemiz, işe almamak, düzelmesi davamıza sarılıyor. Nurcu oluyor. Kocayı nurcu ediyor. Çocukları nurcu ediyor. Babası annesi nura şey oluyor. Nur talebeli dost oluyor. Yakınları da şey oluyor. Yaymış da yaymış. Daha da yayılacak. Yani bakın çok elemlerin zevali de leziz lezzetleri bahis olur. Lezzet ve nimet ise devam etmek şartıyla lezzet ve nimet sayılabilir. Hulasa insan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur ebediyededir. Esas bu. Hulasa insan ebed için yaratılmıştır. Buraya bakınca olmuyor işte. Lezzet de uymuyor, elem de uymuyor buna. Ne elem buna uyuyor, monta ediliyor, ne lezzet. Diyor ki insan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri, yani zıttı olmadan ki haki marifetullah'tır. Marifetullah zıtsız lezzettir. Sonra muhabbetullah'tır. İlim gibi umur ebedi. Şimdi zıtsız lezzetlerden okuyacağım. Sözler 619. Cevap, sual sahibi hakiki kemali bilmiyor. Yalnız nispi bir kemal zannediyor. Dünyada biz her şeyi nispetle biliriz. Nispet? Kıyas bağımlısı. Evet. Kıyasla biliriz. Bana söyleyin kıyassız bir şey olsun. Varmış. Karanlık. Değil, hiç yok.
Büyük, karanlık, aydınlık. İman, küfür, say. Bak şimdi. Halbuki gayre bakan, zıttına bakan ve gayra nispeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefevvuklar, üstünlükler, hakiki değiller, nisbidirler, zayıftirler. Kıyas da bilinen lezzettir. Kıyas, nisbidirler, zayıftirler. Eğer gayr, nazardan sakit olsalar, onlar da sukut ederler. Yani bendeki lezzet, gayra kıyas ederek oluyorsa, o gayr yok olursa bende de yok olur. Mesela diyor, sıcaklığın nispi lezzeti ve fazileti soğun tesiri iledir. Sıcak lezzetli midir? Soğuk kaldırın, sıcağın lezzeti de olmaz. Veya yemeğin nispi lezzeti açlık eleminin tesiri iledir. Onlar gitse bunlar da azalır. Mesela açlık ne kadar yükselirse lezzet de o kadar yükselir. Ramazan'da oluyor musunuz? Ramazan'da. Peki açlık yok. Yemek lezzetli olur mu? Belki olur. İlle zorluyoruz. Bilemiyoruz abi meçhul. Meçhul. Dünyada olmaz. Açlık kalkarsa yemeğin lezzeti olmaz dünyada. Yoktur. Halbuki hakiki lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet odur ki, üç tane şey. Hakiki lezzet, muhabbet, kemal ve fazilet. Üç tane şey. Hakiki lezzet. Hakiki muhabbet. Kemal. Fazilet. Odur ki gayrin tasavvuruna bina edilmesin, zatında bulunsun ve bizzat bir hakikat-ı mükerrere olsun. Yani öyle lezzet odur ki, son şeyimi okuyorum. Lezzet odur ki, kıyas edilmeden, başkasına nispet edilmeden, ona bakmadan, bizzati kendisi zıt olmadan da kendisi lezzet olsun. Mesela sıcaklığın lezzeti dışarıdaki soğukla, açtığın yemeğin lezzeti açlıkla nispet edilir. Ha, böyle olmasın. Kıyas olmasın. Nedir onlar? Lezzeti vücut. Yani imandan belki de önce geliyor ama imansız bilinemez. Onun için imandan sonradır. Ne o? Yani felç olsan, kör olsan, ama olsan, bir ayağın olmasa, 10 sene, 1 sene yaşasan da fark etmez. Şunu diyebiliyor musun? Ben varım. Ben varım ya, var. Yani ne bileyim, nasıl anlatacağım ya, hissiyatımı fikriyatıma bindiremiyorum ki. Yani hissiyatımı fikre dönüştüremiyorum. Varlığının şuurunda olmak, yani var olabilmek. Yani Allah olmasa aşağı, ben yoktum. Benim yokluğum ne demektir bana göre? Nihayetsiz ademdir. Yani kıyası, ben yoktum. Görmemişim hiçbir şeyi. Yani varlık denen bir şey bilmiyor. Benim için korkunç bir zulümdür. Onun için yani lezzeti vücut, varlığını bilmek, varlık bilinci, şuuru. Hiçliğe kıyasla değil. Var olmak, var olma şuuru zıttına ihtiyacı yoktur. İki, lezzeti hayat. Hayat neymiş? Bir bakayım hayatsızı tadayım da ölü, ondan sonra hayat anlayayım. Biz hayatın kıymetini biliyoruz. Ölümü biliyoruz yani. Veya ölüm de hayattır. Hatta daha yüksek bir hayattır. Ölümle de kıyas olmaz hayat. Yani hayatın lezzeti. Kendisi. Ölüm sakın meft. Sonsuz hayatın mukaddemesi ise nasıl ölümdür? Öyle bir şey yok ki. Başka lezzeti muhabbet. Mesela buna en güzel şeydir. Lezzeti şefkat vesaire. Anne. Lezzeti şefkat o. Yani çocuğunu çok seviyor.
İlk önce nefret ediyor da mı ondan sonra sevdi? Zıttını düşünemez haldedir yani. Lezzet-i muhabbet de böyledir. Mahmutullah da böyle bir şey. Evet. Yani Allah'ı lezzetlemek için Allah'ın inkarına ihtiyaç yoktur. Biz hiç inkar etmedik, Allah'tan lezzet alıyoruz. Ondan sonra lezzet-i marifet, mesela bir şey neydi? Çözüyorsun, tamam. Allah Allah, bu neydi? Hasan kardeş dedi. Adam yaptığını söyledim size. O 40 kişi cenazede biz söylettiriyoruz ya dedi. Ya orada bir şey var dedi ya. Niye söylettiriyor Allah bildiği halde? Dedim ki af iş diyor. İzra edince oradan fırladı ve sarıldı öptü. Niçin? Kardeşim burada marifet oldu. Yani bil kuvvet çekirdek ağaç oldu. Çekirdeğin lezzeti ağaç olmaktır. Yani bizde de ilim marifeti inkişaf ederse, cevabını bulursak marifet. Marifette acayip bir lezzet var. Dikkat edersen sırayla gidiyor. Lezzeti vücut, var olabilmek. İki, lezzeti hayat. Hayatını fark edeceksin. Ezberleyebiliriz. Lezzeti muhabbet, vücut, hayat, muhabbet, marifet, lezzet iman, lezzeti beka. İman var ama haşa, haşa, beceriksiz olsa Cenab-ı Hak Allah. Vallahi yaptı cennet ama sonradan bitecek. Olmadı işte, beka olmadı. O usta şöyle diyor. Ne kadar iş güzel Allah için diyor. Ne kadar becerikli. Yani acayip yapabilen. Olur da bizi yapardı ama olmamış yani. Hiç düşündün mü? Yani, beka vermeyebilirdi sana mesela. Beka vermezdi. Muhtaç değil. Yani. Değil. Ve hatırımıza gelmezdi. Yerdik ha. Pil bitti söndük. Ha ölmüş. Adem. Adam gitti. Ne kadar zulüm olurdu ya. Aman yarabbim. Ben şimdi söneceğim, sonsuz ebedi uyuyacağım yani. Ebedi, he? Düşünmek bile korkunç ya. Sonsuz uyumak. He? Ne bileyim. Vücut, hayat. Ne dedik sonra? Muhabbet. Muhabbet. Marifet, iman. Marifet, iman, beka. Lezzeti rahmet. Lezzeti şefkat, mesela anadan misal vermiştik ya, yani çocuğuna şefkat lezzeti alıyor, yani ilk önce nefret edeyim de şefkat etmenin lezzetini alayım demiyor. Zıtsız seviyor şey ya. Zıt yok. Güzel. Güzel bir misal. Çok güzel bir misal. Cennete gitmesine gerek yok. Burada var şey ya. Yani. Mesela anne şefkattan aldığı lezzet zıt olmasına şart değil. İlk önce çocuğu adafet edecek, ölümünü bileyim, nefreti nefret yapacak. Ta niye yapıyorsun bunu? Ta ki şefkat edip lezzet alayım diye. Yok, bir düşünüyor. Mantıksız, gülüyoruz. Önce bir döveyim. Mesela, iman. Ya imandan lezzet almak için bir imansız olsak ya. İmansızlığın getirmiş olduğu elimi tattık. Getir, şimdi verin bana imanı. Böyle değil. Vücut lezzeti tatmak için beni bir yok et. Lan yok et nasıl derim ya? Yani kireye verilse organlar bugün iki gözünü kaça verirdiniz? Selahattin abi bugün alman dese ki iki gözünü bana ver bir günlüğüne. Kireye ver iki gözünü. Kaç paraya verirdin? Hiç fiyatı yok. Yok. Karşılığı yok. Yok. Vücut. Yani gözün lezzetini almak için kör olmaya gerek yok. Hüsnü nur. Hüsnü nur. Nurun güzelliği. Yani ışık değil, ışık kendisi değil. Kendisi değil aslında bu güzelliği. Tabii güzelliği. Nurun kendisi değil yani bu ışık değil ya. Güzelliği. Onun güzelliği. Ondan sonra hüsnü basar. Yani görmenin güzelliği. Görmenin kendisi değil, arkası. Hüsnü kelam. Kelamın kendisi değil, arkası. Kelamın taşıdığı, tanımladığı, işaret ettiği yer.
Mesela kelam o kadar mucize ki, ben biraz manyaklaşmışım ya bu kelama biraz. Birisine kızdın. Bağırdın, çağırdın. Bağırdın, çağırdın. İlk ceza nedir? Küsmek. Vay be. Nefret ettin ya. Tamam lan. Küsmek ceza mıdır? Demek ki konuşmak o kadar nimettir. Kendini paylaşmaktır. Kendini açmaktır. Mahremine sokmaktır. Alman seninle konuşuyor mu? Konuşmuyor, muhatap bile almıyor. Ama bir adam, bir müdür vesaire seni muhatap alsa, vay be adam ne kibar, ne nazik adam. Bak beni benle 10 dakika konuştu ya. Balıkçıdaki kadın mesela sana. Ha balıkçıdaki çok, kadın. Çok güzel muhabbet ettiniz. Ya ne acayip bir şey. İki kelime biliyor. Kardeş ne yok. Bir şey dedi. Çupra kardeş. Komşu çupra. Sırp ha arkadaş. Sırptır o. Bak adamım dedim sırp. Almanlar için şöyle diyor. Burunları yukarıda diyor. Biz kardeş komşuyuz diyor. Bak Almanlardan yakın tutuyor. Sırp ha. Ortodoks. Alman bakacaktı da sen git bunlara ben bakacağım dedi ya. Ha evet. Alman bize balık verecekti de alışverişte. Sen git diyor, ben bunlara bakacağım diyor. Bizi gördü. Çupra çupra, biz çupra diyoruz ya. Oysa Almanca çupra neydi? Zeytzunge. Zeytzunge. Deniz dili. Deniz dili. Deniz dili. Biz çupra. Çupra deyince baktım ikide bir gülüyor. Allah Allah dedim ya, bizi şey mi? Ben çupra çupra. Kardeş, komşu, ha arkadaş. İnsan. Üç kelam arasında başka bir şey. Ama muhabbet oluyor yani. Oldu ya, acayip bir şey. Bak burada medar bas bile oldu. Ben Müslüman değilim ama diyor, biz komşuyuz diyor. Bak görüyor musun? Ne kadar yakın hissetti. Ulan bir sırpçı olacak elinde bir kitap ya, Almanca cebinde tak diye verseydik ya. Tam bir fırsattı, gördün mü? Ya işte. Hüsnü kelam. Bak kelamın gözü, bak ne yaptı. Konuşmuyorum. Cenazene ne cenazeme. Allah Allah. Yani şu konuşmak da yetmiyor. Peki insan insana ilk cezası ve ağır ceza konuşmamak değil mi? Peki Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah kimle konuşuyordu, ne yapıyordu ya? Benim kafamda ne böyle çalışıyor ya? Böyle şu tuhaf tuhaf. Sonra bir tanesi dedi ki, abi yanlış düşünüyorsun. Sana kelamı çıkaran kelam sıfatıdır. O kelam sıfatı ezelden ebede vardı. Nasıl vardı peki? Kelam sıfatı nerededir? Onun tefekkürünü söylüyorum. Subuti sıfatta sayar mısın dedi. İlim, irade, kudret, selam, kelam, basar, hayat, irade. 7. 6. 6 kabul edelim. Bir tane kelam. Kelam hepsiyle mülaki konuşuyordu diyor. Yani bizim gibi sesle konuşmuyordu. Allah'ın böyle kelam kullanarak değil. Bu neredeydi kelam? Subuti sıfatta. Aşağı sesma. Onlara hitap ediyordu. Ama nasıl bilmiyoruz. Sonra vay be. Çünkü Allah varken hiçbir şey yoktu olan. Allah ne yapıyordu ya böyle oturuyor. Böyle tabi tabi yani. Tabi. Yani konuşmuyor yani. Ben çıldırırım yani değil mi? Böyle Allah Allah. Hüsnü kelam. Allah hakikaten harika ya. Vallahi harika ya. Acayip bir şey Allah ya. Mükemmel diyemiyorum ama böyle tanım yapabiliyorum. Allah hakikaten acayip. Bunu nasıl yaptın? Nereden tövbestor hatırına geldi? Konuşmayı ya. Allah ne usta ya. Gurur diyorum. Allah'a yemin ederim ya. Laz boşuna dememiş. Doğru demiş biraz. Ey Allah'ım. Allah senden razı olsun. Denemiyor ya. Ne diyelim yani? Şimdi buna bir şey diyeceğiz. Ne adına diyeceğiz? Ey Allah'ım. Allah senden razı olsun. Hani şunu kastetmiştim. Ey esmadaki Allah. Manyeti zatiye senden razı olsun. Delirttirmiş olabilir mi? Delirttir, öyle, öyledir. Allah öyle kabul etmiştir. Şu anda bizi güldüren de o. Bunları konuşturan da o. Bizi şu anda seyreden o. Seyredeni de seyreden de o. Hatırladın mı? Sana ne dedim? Bak, ben Allah razı olsun. Şey seyrediniz ama kendinizi seyrediniz. Bak, şimdi seyahatlerde hoşuma giden şu. Hiç orada israf saymıyorum. 2, 3, 4 saat gidiyoruz değil mi? Münih'ten mi geliyoruz? Yok, Frankfurt'tan geliyoruz. Frankfurt'taydı. Frankfurt'tan çıkıyoruz. Ha. Burada çıkarken 4 saat gidiyoruz, mola verdik. Bir yerde kahve içiyoruz. Ben de biraz ahlakım, kahve, köşe olacak. Kur'an okurken köşe olacak, şey olacak, hep köşe. Yastıkları koyuyorum, köşe. Böyle köşe olacak yani, güvende olacak.
Böyle bir şey yani. Ben de kahvemi aldım. Kapıya doğru ben bakıyorum. İbrahim'i buraya oturttum. İbrahim muhatap olma. Gelen gidenlerle. Tamam. Sen benim zaten uzağı görmüyor. Sen burada otur. Ben dedim yani. Ben böyle bakacağım, tamam mı? Sen buraya otur. Kahve içiyorum. Güya uyanık bir tanesi. Kahve içiyor, sol eliyle de çatallaşıyor. Patates yiyor. Alman ama hakikaten kafasına, gözüne baktığım zaman NATO radarı gibi göz. Böyle giden giden, tamam mı? Şimdi böyle yoğunlaştım, zoom ettim böyle. Böyle baktım ki herkesi tanasut ediyor. Ona dedim ki, İbrahim, herkesi seyreden seyrediliyor, haberi yok. Allah böyle ya. Konuşturuyor, konuşmamız da konuşuyor. Her neyse. Ne dedi? Ne dedi bu manyak? Konuşmamız da konuşuyor dedin sen. Evet. Ama her zaman mesela. Her zaman o konuşuyor. Kimse zaten konuştuğu yok. Bu sıfatın konuşmak, Allah kelam sıfatının cilve, cemal, nakşi sanatı. Hiç kimsenin bir şeysi yok. Konuşan da o, konuşturulan da o, konuşulan da o, her şey o. Ondan yani. Tabi o değil, ondan. Esmasının cilvesi, cemali, nakşi sanatı. Peki konu ne Hasan abi? Konuştu konu. Kendisi mi yine? Şu anda konuştuklarımız. Kendi kendisi. Kendisinden kendisine. Allah ne kadar hoş değil mi? Şu anda ben konuşuyorum zannediyorum. Oysa sanatı esmasına, kaynağına konuşuyor. Ben sanat değil mi? Konuşma sanat değil mi? Sanat kaynağına konuşuyor. E kim konuşuyor? Bu konuşma sanatı değil mi? Bunu esma yapmadı mı bana? Sanat esmasına konuşuyor. Sanatı sanatına konuşturuyor. Seni sana konuşturuyor. Ben sana konuşuyorum, ona konuşuyor. Allah Allah. Zaten dedi, sen mi konuşuyordun abi dedi. Ulan dur bir dakika, dur. Aynelik mi oluyor? Hem de hanım ha. Aynelik ya. Aynelik fark etmektir. Fark etme kendisi aynadır. Unutma bunu, kaydet. Aynelik demek fark etmenin kendisidir. Fark etmek haleti aynadır. Ben senden isteyeceğim ben bunu. Allah söylettirdi. Bana lazım bu cümle. Fark etmenin kendisi aynadır. Ayna bir ayna arama. Fark etme kendisi aynadır. Bismillah. Zencefil içiyor. Ya Rabbim olsun. Ay neye benziyor biliyor musun abi? Biraz önceki bahsettiğim hani ezelde esmalarına dedimiştin ya. Esmalarına hitap ediyor. Kendisine kendisini hitap ediyor. Yani şu asıl şeylere, zuhuratlara, zuhurat asıllarına konuşuyor veya zuhuratlar birbirlerine konuşuyor, o kadar. Cilvenin bir tanesi konuşurken diğer cilve şaşkın şaşkın onun konuşmasını seyrediyor. Evet, evet. Evet. Doğru. Aa, şöyle yapmayacaktım, böyle. Allah. Allah ne güzel ya. Ne kadar tatlı. Bir şey diyeyim size. Bazılar diyecek ki diyor. Ya konu nerede nereye gitti? Tamam. Deliliğime ver. Abiler risaleleri yazmışlar. Tamam mı? Dışarı. Risale yazıyorlar. Yorulmuşlar. Çay içiyorlar. Çay içerken. Ceylan abi yani. Bu matrak yani. Çok zeki acayip. Bir şey gülmeye başladı. Gülüyorlar abiler. Ustadın talebeleri. Usta tahtalev ya. Usta da kalem elinde. Çıktı kapıdan, o kadar muhabbete daldılar. Nasıl bir muhabbet? Nasıl gülüyorlar? Daldılar, ustalı fark etmiyorlar kapıda. Usta şunlara baktı, böyle yapmış, böyle yapmış, şöyle yaparmış diye. Usta şöyle bakmış. Zannediyorsunuz kızacak değil mi? Gülüyor. Ustadı gördükleri zaman tak diye herkes kesti. Ustada bakıyorlar. Usta tarihi cümlesini söylüyor. Bil mana, aklında kaldırır kadar. Usta diyor ki, gerçeği, Risale-i Nur sırf aranızdaki bu uhuvveti tesis etmiş olsaydı gene maksat yerine gelmişti. Diyor, içeri giriyor. Risale-i Nur sırf aranızdaki bu muhabbete, bu aşk, sevişmeye, yani kucaklaşmaya, bu sizi rahatlatmaya, kardeş etmeye, doldur işte.
kardeş etmeye, yani sizi bu şekilde mutlu yapmaya vesile olmuş olsaydı sırf bu noktada, bunu sırf bunu yapsaydı, gene maksat yerine gelirdi. Yani şu bizi güldüren, bunun etrafındayız ya, bizi bu oraya getirmiş. Adam nereli, 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 bak onlar nereli. Ama bir araya geldi, gülüyoruz. Sırf buna sebep olsa, bunları da hep Risale'nin bahanesiyle Allah gene yapıyor. Canımızı kanser aldı diyoruz, biraz kafan çalıştı mı Azrail alıyor. Biraz da kafan çalıştı mı Azrail'e de iş yok, Allah alıyor. O kadar. Şimdi ben konuşuyorum diyorum, biraz Risale'nin kafan çalışırsa Allah'ın sanatı sanatına konuşuyor. Biraz da şey yaparsa aynası aynasına hitap ediyor. Biraz da kafan çalışsa sanatı sanine arasındaki konuşmalar oluyor. Yani öyle. Ne kadar şükretsek az. Şu eserleri Allah önümüze koyduğu için. Ama bilelim de elimizden almaz. Allah'lığı hatırına ya Rabbi. Elimizden alma. Riyakarane söylemişsek ya Rabbi, Allah'ım halis, safi, masum, müstecap olarak bu duayı kim etmişse şimdiye kadar onun hatırına kabul et. Ya Rabbi, Muhammed'in imanının senin yanındaki değeri hatırına elimizden bunu alma. Alma ya Rabbi. Bunun sıfatıyla vasıflanarak ölmeyi nasip et. Yani talebe-i ulum, ulvan ile aynı. Ne yapayım ya? Bunu da yapabiliyorum, bu kadar yapabiliyorum. Yani hayran kalıyorum Allah'a. Her geçen gün Risale'ne şaşırıyorum. Ve her geçen gün niye şaşırıyorum? Allah'ı daha çok sevdiriyor. Allah'ı ben çok seviyorum, sevdirdiği için. Bu sevdiriyor. Nasıl sevdim? Bir gün Selahattin abi, bursuz duramam. Vallahi. Duramam. Bitireyim. Lezzeti beka dedik. Lezzeti rahmet dedik. Lezzeti şefkat. Hüsnü nur. Nurun ki değil. Nurun hüsnü. Hüsnü basar. Basarın kendisi değil. Basar sıfatı değil. Onun hüsnü. Hüsnü kelam, hüsnü kerem, kerem, başka? Öyle harika bir esma ki, 32. sözde söylüyor, böyle yiyesim geliyor, niye biliyor musun? Kerem, ve, he, sen? Verdiğini biri almıyor. Hah! Aferin Salih'im benim. Bir millet zannedecek ki, yaşlı bir ulema, kaç yaşındasın? 19. Verdiği nimeti almıyor. Niye biliyor musun? Verdiği imanı almayacak. Bir ayet var malum bana gelmiş. Peygamber Aleyhisselam aynasına bana inmiş. Herkes böyle bakabilir. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Kerem verdi mi imanı? Verdi mi Risale? Almaz. Sen vermedikçe. Ben de vermem. Enayi mi? Bunu verip de ne alacağım ki piyasada? Hadi bunu koy. Ver bir şey. Ne? Bu söz yaşayamadık ki. Bir de şey abi ya. Sevgisi. Sana sevgisini veriyor mesela. Sen seviyorsun. Vay be. He bu aferin. Geri almıyor. Geri almıyor abi ya. Vay be. Aferin İbrahim. İbrahim, İbrahim. Şirke düşman İbrahim. Allah Allah. Sesim de yok idi. Ne yapayım kardeş? Biraz idare et de böyle türkü söyleyeyim. Eyvallah. Çok güzel söyledi. Nasıl diyeyim? Nasıl demeyeyim? Verdiği sevgisini almıyor. Korkmazmaz. Abi bazen gidiyor. O toprak altına giriyor ki daha güzel bir ağaç olsun diye. Almıyor. Sen ağaç, toprağın altına çekirdeği atmak için mi atıyorsun? Daha güzel gelsin diye. Tamam. Hüsnü kerem. Dayanamıyorum ya. İçerisi biraz şey ya. Hüsnü siret. Benim sağıma girdi gene. Konuşmayacağım ama. 7 saat ders olmuş değil mi? Siret akın.
Şimdi dedim buradan öteye gidemeyeceksin abi. Burada kalacak diye. Dersin. Ya ooo suret de geldi. Hüsnü siret ve hüsnü suret. 1,5 sene uğraştım. Şu anda 4 tane suret hakkında ders var. Her bir dersi 1 saat 20 dakika. Siret hakkında 7 tane var. Sitede. Ve suret hakkında inan mübalağasız 40 veya 50 tane ders olacak. Bas-ı İsa diyor. Ya mübarek, insaf et. Suret hakkında sen lugata bakmazken 1,5 sene uğraştım. Müsaade et de bir 10 dakika Risale-i'nin içeriğiyle sureti anlatayım. Ama anlatmayacağım. Tamam ben canım. Evet. Freni bastım. Hüsnü siret. Hüsnü suret, kemal-i zat, Allah'lık hakikatını fark etmek. İman değil bu. Hani hüsnü hüsnü nur dedi ya, nurun kendisi değil. Güzelliği. Yani onun tanımladığı, onun taşıdığı sana, onun güzelliğe. Mesela kemal-i zat, yani iman değil, imanın gösterdiği şey. Hasan abi sen bir dersinde şey demiştin, bize verilen en büyük nimet Allah'ın, hani ben Allah'ım demesi. He, Bir Allah var diye bizim bilmemiz yani. Ya bilmemiz. Yani var etmesi yetmiyor. Varlığından haber etmesi. Ben Allah'ım. Ben Allah. Kemal-i zat. Yani iman değil ha. İmanın gösterdiği şey. Neyse. Sonra kemal-i sıfat. Sonra kemal efal gibi bizzat meziyetler gayrı olsun olmasın şu meziyetler tebedül etmez. İşte Sani Zülcelal ve Fatır-ı Zülkemal bak şimdi. Ben Sani'ye fazla çalışmadım. Fatır'a çok çalıştım. Mesela bak diyor ki Sani Zülcelal, Fatır-ı Zülcemal. Fatır'ı hemen lügatını veriyorum. İçerisine girmeyeceğim. Zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, ilk ve son yapan Allah demek. 12 sıfat. Yani her sene arabanın modeli değişiyor, atın değişmiyor. Fatır'dan kaynaklanıyor. Sani Zülcelal, Fatir-i Zülcemal, Halik-i Zülkemal'in bütün kemalatı hakikiyedir, zatiyedir, gayr ve masiva. Ona tesir etmez. Yalnız mezahir olabilirler. Görülmesi için, ortaya çıkması için sebep olabilirler. Burada kesiyorum. Tamam. Ve ahir davadum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavadı.